Merhaba Gülçin. Ne o, dargın mıyız? Sabahtan beri evden çıkmanı bekledim. Konuşmayacak mısın benimle? Hayır, seninle konuşacak bir şeylerimiz olduğunu sanmıyorum. Konuşacak çok şeyimiz var. Çünkü seni seviyorum, biliyorsun. Seni olduğun gibi kabul edebilirim, inan. Dün geceye bile sorun etmem. Efendim, sen neler diyorsun? Boşver. Sana deliler gibi aşık olduğumu bil yeter. Evet ama ben seni sevmiyorum. Neden? Çünkü karanlık işler peşindesin. Yasa dışı çek senet tahsilatı yapıyorsun. Tribünlerde futbol kulübü başkanının kafasına şişe atıyorsun. Sokaklarda adam dövüyorsun. Gece bir vakte kadar gazinoya kravatsız gelenleri, bir vakitten sonra da kravatla gelenleri dövüyorsun. Gazeteleri sadece maçların ertesi günü okuyorsun. Levent Kırca'yı Türkiye'nin başbakanı sanıyorsun. Seninle ne konuşabiliriz ki? Bunları hep söyledirmek için. Ulan ki artık karanlık işleri bıraktım. Sen bana evet de, ben cami önlerinde esans satmaya başlarım. Karanlık işleri bıraktığına inanmıyorum. Vallahi bıraktım. Artık ben de herkes gibi normal bir vatandaş oldum. Kırmızı ışıklarda bile duruyorum. Yalancısın sen. Tüh be, şansa bak. Tam ikna edecektim, kapak açıldı. Şerif 10 dakika daha dövüp serbest bırakın. Daha sonra da biriniz kızı, biriniz de kızın yanında gördüğümüz salak olanı izlesin. Kimin nesi, kimin kesesi öğrenelim. Şşt, bana bak. Defol git başımdan, geçen sefer senin yüzünden dayak yedim. Benim suçum değil, ne yapayım? Sen saati yanlış adama satmaya çalışmışsın oğlum. Ne istiyorsun benden? Bu kez beni dövmenizi istiyorum. Hayır, bu işte ben yokum. Bak, gıcır gıcır altın bir yüzük. Üstünde de İsmail Zeynep yazıyor. Şahsen işin içinde olmam ama seni dövecek iki adam bulurum. Tamam, nasıl yaparsanız yapın. Ben kızın yanına sokulup konuşmaya başlayınca bana numaradan dayak atar gibi yapacaksınız, tamam mı? Kızın benden soğumasını istiyorum. Tamam, sana iki adam gönderirim. Kız saat 5'te okuldan dönüyor. Adamların da saat 5'te sokağın başında olsunlar. Tamam. Alın çocuklar, yiyin. Bu hazzı iştaha sizin. Fıskiyeme de verin, o da yesin. Aşkımızı ölümsüzleştirdim artık. Merhaba. Ah, siz miydiniz? Evet yavrum. Ben geceleri çok fena horlarım. Zaten ayaklarım da bozuk tulum peyniri gibi kokar. Ve evet. Ve homoseksüelsiniz. Hayır, iktidarsızım. Bizim kıza sarkan Şerif'i ufalayın çabuk. Emredersin Külcigin abi. Bu sorunların hepsi hallolur. Yeter ki siz iradenizi kaybetmeyin. Bütün bu sorunlar halledilmeyecek sorunlar ya, değil. Ya iktidarsızlığın neresi hallolur? Halledilmez. Benden kimseye yar olmaz yani. Üzülmeyin, bunlar geçici şeyler. Hadi çav. Gidiyor musun? Evet. Şşş, lan kıl. Ne asılıyorsun hanımefendiye? Nerede kaldınız be? Kız gidiyor işte. Çok mu bekledin bizi hanım? Tabii, yarım saattir lafı uzatacağım diye imanım gevriyor. Biz şimdi seni 2.80 uzatalım da gel. Ah, ah, ah. Ah, şimdi vurmayın be. Lan şimdi vurmayın. Kız görmüyor lan, vurmayın. Manyak lan bu. Sen bize telefonunu bırak, biz seni sonra arar döveriz. Ah, 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 ah. Rahat bırakın adamı. Yavaş vursanıza lan. Yavaş ha, al bu yavaş. Bu Gülçin için, bu da Gülçin için, bu da Gülçin için. Bu Kasımpaşa'dan Hasan ve Arif için. Beyoğlu'ndan Hasan ve Muhsin için, al. Emirgan'dan Muhlis ve askerdeki dayısı Alican için. Lütfen kavga etmeyin, lütfen. Lan salaksınız siz be. Konuştuğumuz gibi dövecektiniz ya beni, yavaş yavaş hadi. Eğer beğenmediysen başka çeşitlerimiz de var. Ulan bu yüzü ben sizden almasını bilirim. Hadi yürü. Alçaksınız siz, alçak. Üzüldün mü cicim? Sen bir canavarsın. Biz sana yan gözle bakan herkesi böyle yamultuyuz işte. Bundan sonra da bir daha yanında erkek sinek bile görmeyeceğim, tamam mı? Saat tam 5 ve köşe başında kıza asılıyorlar. Bize tarif edilen adama pek benzemiyor ama olsun, şimdi onu numaradan döveceğiz, tamam mı? Sert vurmak yok, tamam. İkinci defa da böyle bir şey affetmem. Yanında erkek sinek bile görmeyeceğim, tamam mı? Çek ellerini pis herif. Efendim, anlamadım. Biz şimdi sana anlatırız pis herif. Gel, gel lan buraya. Anlı mısınız lan? Ecelize mi sordunuz siz? Ulan bu salaklaştı gene. Hani biz bu herife numaradan vuracaktık, o da bizden dayak yiyecekti. Olsun, biz gene de işimizi yapalım. Irz düşmanı seni. Ulan ikiniz de harcanın burada. 120 sene cezaya delik deşik ederim. Bundan sonra çay süzgeci olarak görev yaparsınız. Ateş ediyor. Kaçalım. Kaçalım abi. Hadi. Dönün buradan. Kaçalım. Gösteririm. Sen bir böceksin Kültekin. Yavsın sen.
Demek plakasını alamadın ha? Hayır. Araba çarptı kaçtı. Plakasını okuyamadım. Okusam da sökemezdim ki zaten. Hadi bakalım çocuklar yatağa. Hadi hadi. Sen hiç aşık oldun mu eleman? Hayır. Ama şimdi olmak üzereyim. Çok güzel evlat. Herkes aşkın iksirinden tatmalı. Aşk bir sudur, iç iç kudur evlat. Artık yatmanın zamanı gelmedi mi Cevat? Yatmak mı? Daha dün yakınlaştık hayatım. Bu kadar acele niye? Önümüzde daha çok gün var. Çok güzel günler göreceğiz. Bak şimdi sana bir çakarım, o güzel günleri göremezsin. Yatacağız ulan yatacağız. Uyuyacağız, uyuyacağız. Şiddetin ne hoş, ne güzel hasretin. Sevdikçe sevesim geliyor fıskiye. Hadi hadi, hadi Allah rahatlık versin. Belki bedenim gidiyor ama ruhum burada kalacak. Ruhunu da al git. Buradaki kimseye yatacak yer yoksa zaten. Gidişim sessiz olsa bile dönüşüm muhteşem olacak fıskiye. Ama şimdi sen bana hak ver Allah aşkına. Ben şimdi tek başıma eve gidip nasıl yatarım? Gitçi al onu, onunla yat hadi. Hadi Allah rahatlık versin. Kız fıskiye, adama kötü muamele etmesene. Çocuklar ilk bacar salamlarını bu adamın sana olan aşkı sayesinde yediler. Nankörlük etme. Biraz cilve yapsana adama. Sana sırılsıklam aşık işte. Ama ne bileyim. Yapmaya cilve yapmayı da unutmuşum. Yahu bıçaklara ne oluyor bu evde? Bir tane bile bıçak kalmamış. Vallahi ben hiç görmedim. Her gün evden bıçaklar birer birer eksiliyor. Yatmadan bir dilim ekmeğe reçel sürüp yiyeyim dedim. Bıçak bulamıyorum. Benim usturalardan birini kullan. Ay, onu saklamayı unutmuşum. Efendim? Yok bir şey. İmaret baba gelmesin diye Süphaneke okuyordum. Sen gene balkonda mı yatacaksın? Yok canım, imaret baba falan gelir, neme lazım. Bu meseleyi halletmeden koynumuza girmeyi düşünmüyorsun herhalde. Vallahi bütün gün uğraştım. Onu ikna edeyim derken Mercedes çarptı. Ah, ama merak etmeyin, o yakında beni peşimi bırakır. Sana tanıdığımız süre bu gece yarısı doluyor ona göre. Anlaşıldı, ben yine balkonda yatıp imaret babayla çene çalacağım. Aman dikkatli ol. İmaret baba sinirlendiklerini iktidarsız da yapıyormuş. O zaman içeride yatarım. Herkes yatsın bakayım. Gece horlayan olursa babanızın çorabını koklatıp uyandırın horlayanı. Sana tanıdığımız süre bu gece doluyor. Sana tanıdığımız süre bu gece doluyor. Sana tanıdığımız süre bu gece doluyor. Bu işi halletmem lazım. En değerli varlığımı kıskanç karılarıma kurban edemem. Onu korumam, gözüm gibi sakınmam lazım. Bu sefer işleri tamam Zeynep. Bu imaret baba hikayesine çok inandı babalar. Bu gece de korkuttun mu tamam. Yarın pıllarını pırtlarını toplayıp giderler bu evden. Hadi göreyim seni. Benim aslan kocam. Keseceklermiş. Şimdi kesinler de görelim bakalım. Burası Amerika'ydı sanki. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. İmaret baba. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. İsmail. Benim ya. Çocukları biraz eğlendireyim dedim. Ulan ne cins adamsın be. Hadi siz de yatın hadi. Hadi. Hadi herkes yatsın. Ne ulan o önündeki? Koruma kalkanı. Aa delirdin mi sen? Hayır siz delirdiniz. Ben de nefsi müdafaa yapıyorum. Hadi yatalım. Bunun saçmalıklarıyla uğraşacak halimiz yok. Hadi. Sen de koca adamsın be birader. Böyle numaralar yapmaya utanmıyor musun? Neyse hadi. Allah rahatlık versin. Mısır'daki büyük dedenizin amcaoğlu sizlere ömür efendim. Benim Mısır'da öyle bir tanıdığım yok ki. Varmış efendim. O ölünce size yüklü bir miras kaldı. Kaç para miras kaldı bana? Para değil efendim. Ortada para filan yok. Bana kalan nedir? Size amcanızın haremi miras kaldı efendim. Buyurun güle güle kullanın.
Hepinizin işine son veriyorum. Muhasebeye uğrayıp çeklerinizi hazırlasınlar.